Çin'de bu verdiğimiz kavgaya, mücadeleye bakın, sıkıntılara bakın, enflasyona bakın. Daha dünyada rahat değiliz. Din adına, İslam adına hiçbir hareketin içinde değiliz. Yüreklerimizi korku sarmış, endişeler, dünya meşakkati, dünya ile uğraşmalar, didinmeler, çırpınmalar elimizi ayağımızı bağlamış. Dünya meşguliyeti kalbimizi işgal etmiş. Namaz kılarken bile çoğumuzun kalbi vallahi atölyede, dükkanda, mağazada kalıyor. Müşteriyle meşgul oluyor. Allah'ın huzurunda olduğumuzun farkında değiliz. Alem-i İslam'ın hali yürekler acısıdır. Bu şekilde yeryüzü insanlarına şahit olma vasfımız tartışılmalıdır. Örnek olma sıfatımız tartışılmalıdır. Yeryüzündeki insanlar Müslümanlara bakarak hizaya gelecekler. Müslümanlara bakarak kendilerine çeki düzen verecekler. Allah öyle söylüyor. لِتَكُونُ شُهَدَا عَلَى النَّاسِ İnsanlara şahit olasınız, örnek olasınız, numune olasınız, onlara yol kılavuz olasınız diye ben sizi ümmeti Muhammed yaptım diyor. Ümmeti vasat olmak kolay bir şey değildir. Beşeriyetin kantarı, terazisi biz olacağız. Ümmetlerin amelleri bize göre tartılacak. Ümmeti Muhammed görüyorsunuz dünyada en son gelen ümmettir. Yani insan soyunun yeryüzünde ümmet olarak en son gelen ümmet biziz. Bizden sonra başka ümmet olmayacak. Yeryüzüne en son gelen peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Amenna ve saddakna. Tabi en son gelen ümmet de ümmeti Muhammed'dir. Yarın hesap gününde bakınız ümmeti Muhammed'in özelliğine bakın, güzelliğine bakın ki mahşer meydanına insanlar toplanacak. Amenna. Mahşer dediğimiz bütün insanların toplandığı alana sırayla bütün milletler, ümmetler gelecek. Her ümmet tabi olduğu peygamberle gelecek, önderle gelecek, imamla gelecek. Dünyadaki düzene göre mahşer meydanına en son gelmesi gereken ümmet, ümmeti Muhammed olması lazım. En son gelmesi gereken. Çünkü dünyada en son gelen ümmet, ümmeti Muhammed'dir. Mahşer meydanına da en son gelmesi gereken ümmet, ümmeti Muhammed olması lazım. Aklen öyle söylüyoruz. Sıraya göre, kuyruğa göre, nöbete göre, bekleyişe göre mahşer meydanına en son ümmeti Muhammed gelmesi lazım. Fakat öyle değil. Hepiniz de biliyorsunuz ki mahşer meydanına Hazreti Adem'in soyundan hiçbir insan, hiçbir peygamber gelmeden evvela mahşer meydanına Hazreti Muhammed Mustafa gelecek. Allahümme salli ala Muhammed. Hazreti Adem'den evvel kainatın efendisi mahşer, yani hesap meydanına, hesap alanına gelecek. Öyle bildiriliyor. Aynı şekilde dünyada en son yeryüzüne geldiği ifade edilen ümmeti Muhammed de bütün ümmetlerden önce mahşere getirilecek. Yani ümmeti Muhammed'den evvel dünyadan geçmiş o kadar ümmetler mezarda yata 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 binler, yüz binlerce sene yatmışlar. Mahşere en evvel gelmeleri lazım, gelmeyecek. En son gelen ümmet mahşere en evvel gelecek. Niçin? لِتَكُونُ شُهَدَا عَلَى النَّاسِ İnsanlara şahitlik etmek için. Vallahi mahkeme-i kübrada terazi ümmeti Muhammed'e göre kurulacak. Neredesin ey ümmeti Muhammed? Terazi, amellerin ölçülmesi, peygamberlerin nübüvvetlerini eda etmeleri, diğer ümmetlerin selameti, adaleti, emniyeti, şahsiyeti ümmeti Muhammed'e göre mahkeme edilecek. Nasıl ki mahkemeye şahitler sanıklardan evvel getirilir. Şahit olmasa mahkeme olmaz. Mahşerde de ümmeti Muhammed herkesten evvel mahşere getirilecek. Çünkü şahittirler.
örnektirler, kıyastırlar, mukayese unsurudurlar. Böyle olmadıkça ümmet-i Muhammed olmamızın özelliği kalmıyor kardeşler. Ezan-ı Muhammedi okundu, hava soğuk, uzatmayayım. Bu konuya çok ağırlık vermek lazım. Ümmet-i Muhammed'in şahsiyeti, haysiyeti, hürriyeti, özgürlüğü, adaleti çok muazzam münakaşa edilmelidir. Ve yeryüzü Müslümanları kendilerini şu üç ayın içinde hesaba çekmelidir. Allah ümmet-i Muhammed'e muhasebeye çekilmeyi nasip eylesin inşallah. Nefsini muhasebe etmeye. Allah nasip ederse yarın akşam Kadir gecesi dedik. Yarın akşam yatsı namazından sonra inşallah, namazdan evvel de sohbet olacak ama yatsı namazından sonra yine burada inşallah Miraç gecesi ihya edilecek. Çoğunuz gördüğünüz, duyduğunuz gibi güzel bir gece, Miraç gecesi içtiması olacak. Allahu Teala şimdiden bu geceye katılan kardeşlerime Miraç'ın mükafatını ihsan eylesin inşallah. Önümüzdeki cumaya tekrar aman zaman olursa, herhangi bir hadise olmazsa, hayatta olursak, çünkü zaman, memleketimiz öyle bir zaman ve zemin içinde ki kimsenin akşama ne olacağı, sabaha ne olacağı